Merhabalar. Bugün Veli Efendi Hipodromu'nda sizlerle at ve nal objesini konuşacağız. Böyle tutmam lazım. Şans yukarıdan doğru doluyor. Ve bununla ilgili de çok sevdiğim arkadaşım, komşum, oyuncu arkadaşım ve atlarla çok haşir neşir olan Demir Karahan'ı ağırlayacağız. Hoş geldin komşucuğum. Hoş bulduk. Şimdi her zamanki gibi size bir soru soruyoruz. Bu sorunun cevaplarını renkahenk@habertürk.tv'ye gönderin lütfen. Birazdan sizlerle birlikteyiz. ...1931 yılında o sıralar Erzincan'a bağlı olan Plümür'de dünyaya geldi. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilimler Fakültesi'nde Maliye ve İktisat bölümünü bitirdikten sonra... ...bir yandan mesleğine devam etti, bir yandan da edebiyat çalışmalarını sürdürdü. Üvercinka isimli eseri, ikinci yeni hareketinin doğuşunu sağlayan kitap olarak gösterilir. 9 Ocak 1990 tarihinde girdiği alkol komasına yenik düşerek hayatını kaybetti. Komşucuğum, şimdi nal objesinin biraz tarihçesine baktım ve bunlar sonuçta hani atların ayakkabıları ve çok geçmişe dayanıyor ama tam nereden çıktığı bilinmiyor. Ben aslında ilk şans meselesinden girmek istiyorum, tarihçesinden. Bunun yukarı doğru olunca dolduğunu biliyoruz değil mi? Doğru, aşağıya doğru olunca şanslar düşüyor. Dökülüyor. Yani. Peki nereden çıktığını hiçbir fikrin var mı ve inanıyor musun var. Sen? Var. Benim böyle superstition mı diyorsunuz? Evet. Peki batıl inançlarım yok ama onun nereden çıktığını biliyorum. Nalı da obje olarak ben çok seviyorum. Ama ondan önce hakikaten dünyanın en güzel komşusuyla, en iyi komşusuyla böyle bir program yapmaktan da çok mutlu olduğumu söyleyeyim. Bir mukabele. Şimdi zamanı nalın uğurla ilişkisine getirince biraz da kısaltmış oluyoruz. Çünkü bu çok eski çağlardan at ve nal gelen bir hadise ama nalın uğur getirmesi konusundaki anekdot işte 1950-1960 yıllarına orta çağa uzanan bir öykü. Bir Canterbury'de bir İngiliz nalbantı bir gün bir yaratık ziyaret ediyor. Bakıyor şeytani nalbant. Bir yaratık galiba. Aynen şeytanmış zaten. İki toynaklı at, falan görünce onun şeytan olduğunu anlıyor nalbant. Adı da Dunstan nalbantın adı. Buna bir eziyet edeyim ben bir daha buralara gelmesin diye. Diyor ki senin ayağına nal çaktırmaya geliyor ona. Sana ben nal çakarım ama seni bağlamam lazım diyor. Çünkü bu zor ve uzun bir iş diyor. Razı oluyor. Bağlıyor duvara Dunstan şeytanı. İnanılmaz eziyetler yapıyor nal çakacağım diye. Acılar içinde kıvranırken diyor ki bir imdat diyor. Kurtulayım ben buradan diyor şeytan. Diyor ki ben seni serbest bırakırım bir şartla. Bundan sonra kapısında nal gördüğün hiçbir eve girmeyeceksin diyor. Şeytanla anlaşıyorlar. Şeytan bir daha nal olan hiçbir eve girmeyeceğine kapısında söz veriyor. Ve bu nalın uğur getirme hikayesi de bu öyküyle özdeşleşti. Dunstan daha sonra İngiltere'de ve Hristiyan dünyasında 19 Mayıs Dunstan günü olarak kutlanıyor. Hala günümüze de. Evet. Aziz oluyor mu? Başpiskopos oluyor evet. Canterbury'de en önemli kiliseye de başpiskopos yapıyorlar onu ileride şeytanı alt ettiği için. Senin peki inanır mısın? Yani böyle inanmam diyen insanlar bile bazı zamanlarda bir objeye dua ederler ya da bir hani batıl bir şey çıkar ya. Sende oluyor mu? Ben de o şekilde olmuyor da Pelin şuna her zaman inanmaya çalışıyorum. İnanmak da demeyelim de yani aslında Einstein gibi bilim adamı da aynı şeyi söylüyor. Yani elbette günlük böyle ödüllendiren, cezalandıran filan böyle yaratanı daha başka yorumluyor Einstein'da ama mutlaka bu düzenin bir organizatörü var. Adını bilmiyoruz. Tanrı diyoruz, kesiyoruz işi. Ben de ona çok inanıyorum. Yani inanmaktan öte biliyorum böyle bir gücün olduğunu. Nal'ın da hani inanıyor musun dedim bütün her şeyin nal da bunun içinde. Olabilir olmayabilir gibi bir ikilem taşıyorum hep. Yani yok hayır böyle bir şey olmaz ya da evet böyle bir şey olur noktasında hiç olmadım.
Ben şimdi birazcık şeye geçmek istiyorum. Senin bu at sevdanı. Çünkü biz daha ilk tanıştığımızda senin bu at hikayeni ben yani çok fazla atım var. Kaç yıldır atlarla içli dışlısın. Hem yarışlara katılıyor atların, hem taylar oluyor. Evet. Ve yani Adana'da mı başladı bu bilmiyorum. Nereden çıktı bu at sevdası? Ya bu yaklaşık 35... İlk benim at sevgim rahmetli babamdan başladı. Babam askerliğini yedek subay olarak Resulayn'da yapmış, Suriye hududunda. Ve o zaman iki tane çok güzel Arap atı varmış. Çok da hakikaten onu da bu vesileyle andım. Çok da aydın bir insandı. Hakikaten çok değerli bir arkadaşımdı benim. Sonra askerliği bitip Adana'ya döndüğünde o iki attan vazgeçilmiş, Adana'ya getirdi. Tabii Adana'nın içinde, şehrin içinde oturuyoruz. O atları nereye koyacak, nasıl olacak? Ben çok küçük yaştaydım o sırada. Bizim de bir yazlık sinemamız vardı, Halk Sineması diye, dedemin. Sinemanın bahçesine bağlıyor atları. Ya her şeyin çocuklukta olmuş, at ve sinema. Aynen. Evet, 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 o tarihten. Sinemanın bahçesinde işte iki tane küçük ahırda biz gündüzleri at severek başladık. Yani ilk atlarla ilgimiz böyle başladı. Gece film seyrederdik, gündüz de at severdik. Sonra bu atları gönderdik. Bakamadı babam çünkü işi gücü de vardı. Ama kaldı oradan. Sonra yıllar sonra ben Adana'da tabii aileden kalan çiftçilikle vesaireyle de uğraştığımız sırada toprak müsait, işte çiftliğimiz müsaitti. Bir tane at alalım bakalım ne oluyor diye başladık. Bir iki yarış koştuk, hiç unutmam, Karabucak ailesi vardır meşhur. Onlardan Blue Star isminde bir at aldım. O at bir iki koştu böyle, kazandı, ikinci oldu filan. Büyük bir heyecan ve ondan sonra da tutku. Önceleri hadi atı sevelim filanla başlamıştı. Sonra tutku oldu. Sonra o gün bugün işte o kısraktı. Dişi bir attı. Onun yavrusu olur mu? Yok, o iyi değil. Şunun yavrusu olur mu? O koştu. O sakatlandı. Bugünlere geldik. Bir süre çok fazla sayıda oldu. Beni rahatsız etmeye başladı. Çünkü evden çok atlar hem maddi hem manevi yük olmaya başladı. Mesela eve çocuklara bir kavanoz işte bal götürürken atlara iki teneke bal gidince evde bir böyle bir tartışma konusu oldu. Atlar mı biz mi? Evet, aynen o noktaya geldik. Sonra tabii onları tercih ettim. Bir süre uzak kaldım atlardan. Ama dayanamıyor insan. Gene kısraktı attı. Bugün hakikaten benim kendi ölçülerime göre kalabalık bir popülasyonumuz var. Kaç tane atım var? Yani beni aşan bir sayıda atım var. Maddi manevi beni aşıyor yani. Zorlanıyorum. Bu bakımdan geçen yıldan beri sayısını hem yetiştirdiklerimin, kısrak ve tayların, hem de burada koşanların elimden geldiği kadar azaltmaya çalışıyorum. Çok zor oluyor. Vazgeçmek evet. Çok zor. Burası çünkü aslında 5 yıldızlı otel gibi atlar için değil mi? Atlar yani bu için çok konforlu. Bu atların, benim sevgili arkadaşım Ömür Gedik alınmasın, o bu atların işte yarışta kamçıyla dövüldüğüne falan bakarak işkence ediliyor. Hayvan hakları savunucusudur ya, ben de hayvan haklarının savunucusuyum yani kendi ölçümde. Öyle bir şey yok, atlar çok genel anlamda çok ciddi ihtimam görüyorlar, çok iyi bakılıyorlar. Yani balından, ne bileyim ben, pekmezinden, şekerinden, vitamininden hiç dövülmez. Mesela benim atıma elini kaldıran seyisimle hemen ilişkimi koparırım. Genelde de atçılar atlarını dövdürmezler yani, böyle bir şey yok. Ama yarışta izleyince, arkasına önüne de bakmayınca öyle bir izlenim alıyor insana. Dövüyor hızlı koşsun diye. O dövmek de, o kamçı da atın şeyi, derisi insan kadar ince değil. O kadar onu zedeleyici, acı verici bir şey değil o. Teşvik edici bir şey. Yani zaten orada cezalandırılıyor. Mesela kamçısına çivi çakanlar falan oluyor. Çivi çakanlar. Evet, hissetsin diye. Çok ağır cezaları var. Evet. Ben bir de şeyi merak ediyorum. Bu at meselesinde dünyada en sevdiğim hayvanlardan bir tanesi. Gerçekten çok duygusal yaratıklar değil mi? Yani çünkü o atın gözünün içine bakınca, demin seninle yürüyorduk orada, hakikaten yani sanki farklı bir gezegenden gelme bir varlık gibi. Çünkü benim çocukluğumdan beri çok hayvanım oldu. Yani her hayvanın başka bir bakışı vardır, konuşur o bakışla. Doğru. Ama at herhalde en insana yakın gibi, o bakış bambaşka bir şey.
Doğru, bu sadece ama attan kaynaklanmıyor, bir de insandan kaynaklanıyor. Şöyle, tarih boyunca yani insanın var olduğundan beri atlar hep hizmet ettiler. Mesela din savaşlarında da çok hizmet ettiler. Transportation içinde çok hizmet ettiler. Taşıdılar. Savaşlara, Çanakkale, işte Kurtuluş Savaşı'nın bence baş aktörlerinden de atlar. Şimdiki gibi böyle ulaşım yoktu. Katırlar, atlar vesaire. Hep hizmet ettikleri için her yönde insanın da böyle bir zaman içinde onlara şükran borcu duydu. Böyle hissettik. Şimdi biz ata bakarken evet, atın kocaman gözleriyle senin gözün içine bakarken falan, bilinç altımızda bunlar olduğu için sanki o bizle konuşuyor gibi gelir hep. Hiç böyle düşünmemiş. Bizden de kaynaklanıyor. Ne kadar doğru. Evet. Çünkü çok hizmet etti. Gerçekten at çok hizmet etti insanoğluna. Ve komşucuğum, ben hep şunu da düşünüyorum. Şimdi biz mesela çok uzak bir tarih gibi geliyor. Filmlerde izliyoruz yani. Bir dönem filmi izleyince at olmazsa olmaz. Çünkü haliyle sosyal hayatın büyük bir parçası. Bugün işte belki Büyükada'ya gittiğimizde ya da hani buraya gelip de Midillilerle, atlarla vakit geçirdiğimizde onların varlığını hatırlıyoruz. Ama sadece 100 yıl öncesinde her gün atların hayatın içinde olduğu varlıklardı. Şimdi ben düşünüyorum, acaba bu iyi mi oldu, kötü mü oldu teknolojiye girmek? Çünkü bir taraftan onların hayatımızdan çıkmasını da görmüş oluyoruz. Ama bir taraftan da hani eskiden sonuçta sadece kullanıyorduk onları. Tamam, seviyorduk, ediyorduk ama bir taraftan da dediğin gibi yük için kullanıyoruz, taşıma için kullanıyoruz. Tarla sürmek için. Yani her türlü yani gündelik hayatta kullandığımız varlıklar. Bilmiyorum, sen ne düşünüyorsun? Ben de aynı fikirdeyim. Teknolojinin ilerlemesinin atlara da faydası oldu. Artık onlar yük çeken, tarla süren vesaire ağır işler yapan beden işçisi olmaktan çıktı, kadınlarımız gibi değil mi? Onlarla sadece teknoloji değil, biraz da akıl sağlığı gittikçe düzeldiği için daha fazla sahip çıkıyoruz onlara. Atlarda da tabii işlevini işte yarışa, dresaja vesaire gibi daha güzel, daha az hırpalandıkları alanlara taşıdı. Katılıyorum sana yani. Atlara faydası oldu. Bir de şu at özellikle böyle biraz hüzünlü bir şeyden girdik burada da. Bir hikaye var. Beni gerçekten kaç herhalde bir 10 yıl önce falan okumuştum ve beni en etkileyen kısa hikayelerden bir tanesidir. Türgenev'in bir hikayesi. Ve orada aslında bir eski yarış atının gözden düşmesi, ihtiyarlaması ve ihtiyarladıktan sonra da aslında unutulması hikayesiydi. Ya, o kadar etkiledi ki hala hikayeyi hatırlayınca böyle tüylerim diken diken olur. Hep şeyi düşünüyorum. Burada sahiplerine milyonlarca, trilyonlarca para kazandıran atlar var. Ama akıbetleri ne oluyor? Çünkü bu atlar sonuçta ihtiyarlıyor. İhtiyarladıktan sonra da herhalde... İnanır mısın, benim yönetmen oğlum var ya Londra'da, Özgür. Onunla uzun zamandır bir uzun metrajlı film projemiz var bu doğrultuda. Çünkü genel anlamda ünlü at filmleri, Sea Bisküvi gibi, Sekreterya vesaire gibi. Ay ne güzel filmler. Siyah İnci gibi. Ama hep insan tarafından. Evet, bunlar hep işte attın bir küçük sakatlığı vardır ya da taydır, büyür, şampiyon olur. Happy end, mutlu son, yarışı kazanır vesaire. Ama ondan sonrası bu senin söylediğin Turgenev hikayesinde olduğu gibi çok hakikaten hüzün verici bir durumdur. Aslında insanın vefasızlığının da bir örneğidir o genel anlamda. Bu da çok güzel bir film öyküsü olur diye düşünüyoruz. Böyle bir çalışmamız var. Çok çok önemli, evet. Çünkü hakikaten orada gözden düştükten sonra zaten dediğin gibi bunların bakımı vesaire çok pahalı şeyler. Herkes at sahibi olamaz herhalde. Yani ne yapacaksın o atı ondan sonra? İnsanlar arasında da var bu vefasızlık örneği komşucuğum. Yani sizin menfaatiniz olan insanı menfaatiniz devam ettikçe taşırsınız. Günün birinde de tekmeyi vurursunuz gider. Böyle bir davranış biçimi de var. Yanlış, hastalıklı, sağlıksız bir davranış biçimi ama var. Ata da var, insana da var. Evet, zor zamanda zaten anlaşılıyor değil mi? Ben son zamanlarda çok görmeye başladım bunu. Evet. Zor zamanda anlaşılıyor. Kim vefalı, kim iyi dost, kim değil. Nereye kadar benle, neden benle? Dolayısıyla bu attan tabii söz açılınca sonu gelmez bir dünya, atların dünyası. At Murat'tır derler, bilirsin değil mi? Öyle bir atasözü var.
Bir de bu Cengiz Han hikayesi de var. Tarihe de bağlayacağım sonra. Cengiz Han'ın da hikayesi var, evet. Bir, sen bilirsin onu değil mi? Çivi'den başlayarak. Çivi, nal. Evet, bir çivi, bir nalı, bir nal, bir atı, bir at, bir komutanı, bir komutan da bir ülkeyi götürebilir yani. O kadar önemli bir silsile. Tabii güzel bir benzetme. Yıllar önce hatırlıyorsan tarihin arka odasında sen konuk olduğunda, evet, atlarla gelip çok güzeldi. Orada zaten hani Osmanlı tarihi, Selçuk tarihi, yani bütün bu toprakla, toprağın tarihinde atın çok önemli bir yeri var. Hani belki at olmasa bu medeniyet de olmayacaktı. Evet. O konuşmuştuk ve okçulukla ilişkisi doğru, de orada çok doğru, önemli. Doğru. Çok tuhaf yani, daha yeni yeni birazcık bu bilinç gelişiyor. Hı-hı. Ama bu toplum için bu kadar ehemmiyeti olan bir varlığın şu anda biraz böyle geri planda, hatta sadece bir kesime hitap etmesi bana tuhaf geliyor. Çok doğru yani, daha önemsenmesi gerekiyor. Aslında önemseyen çevreler var ama önemsemeyenler de çok. Bilmeyen çok yani çok. Atın hani o ilkel, affedersin bunu söylediğim için, ama bazı hani ortaokul, lise kitaplarında korkunç canlandırma resimler var ya, işte Alparslan atın, evet, üstünde, evet, falan. Evet. Ya onun ötesine gitmiyor. Gitmiyor. Mesela Necip Fazıl diyor ki ata hayvan demek büyük haksızlık diyor. Hayvan saymıyorum. O bir varlıktır vesaire. Şiirlerimizde var. Dört nala gelip uzak Asya'dan Akdeniz'e bir kısrak başı gibi uzanan bu memleket diye. Dört nala sevişmek. Gibi. Tabii orada dediğin gibi nalları dikmek de var dilimizde ama olsun, o da olsun, o da insancıl bir şey. O da insanlar için yani. Ya, o deyimi duyunca nedense hep aklıma Red Kit geliyor ve Düldül geliyor ve hani karikatür rize ediyorum belki, çünkü aslında hani ya doğmak, yaşamak gibi neticede nalları dikmek de evet karikatürize bir kavram ama evet acı bir kavram. Gidiyor sevdiklerimiz birer birer. Sen bir de sonuçta tabii ki şimdi hep attan bahsediyoruz ama sinemacı tarafında, film ötesinde senin mesela çocukken etkileyen ya da şu anda sever misin bilmiyorum ama western sever miydin? Cowboy filmleri ya da spagetti versiyonlarını izler miydin? Çok seyrettim ben o tarz filmler çocukluğumda. Tabii orada da at çok güzel kullanılır aslında cowboy filmlerinde falan. Sonra ben Fransa'da yaşadığım yıllarda Aix-en-Provence diye bir bölge vardır. Orada Camargue atları vardır. Çok güzel beyaz şeyler, vahşi yılka atları vardır. Tam da lavantalar ve hardal tarlalarında ne, o beyaz nasıl parıldıyordu, evet, sen bilirsin. Değil mi? Ben orada Douze Légionnaires diye bir 12 bölümlük bir televizyon dizisi, ORTF Fransız Radyo Televizyonu'na çekmiştim o tarihte. Bu Angelikler'in yönetmeni Bernard Borderi vardı. Michel Mercier ile falan çekilen filmin yönetmeni onunla. Orada 3 ay 4 ay yaşadım. O atların ya inanılmaz bir şeydir tabiatta. Kovboy atları dedin de oradan oraya götürdü aklım beni. Müthiş bir varlık yani. Onları da çok seyrettim. Tabii atat diye eminim sözü yarışçılığa ve jokey kulübede getiririz. Ya evet, şimdi evet onu da, çünkü bir kere bu bir endüstri değil mi? Yani benim mesela rahmetli dayım at yarışı çok oynardı. Bütün at, hani hangi yarışta hangi ata oynayacağını falan filan. Yani onların evinde şimdi hatırlıyorum hep arka planda bu at yarışı ve o hızlı tahminler. Evet, onlar vardı. Ve çok fazla insan at yarışı oynuyor herhalde. Çok oynuyor. Bunun biraz hani sen background'unu bize anlatabilir misin? Yani burada nasıl bir, neler dönüyor, nasıl bir endüstridir bu? Burası çünkü çok oturmuş bir yer. Evet, at yarışları dünyanın gelişmiş ülkelerinde var. Bizde de gelişmiş bir durumda. Yani dünyanın gelişmiş ülkeleriyle neredeyse boy ölçüşecek seviyedeyiz. Otorite, işin asıl patronu Tarım Bakanlığı'dır, oldum olası. Jockey Kulüp'te at yarışlarını düzenleyen müessese olarak geçer. Yani bu görev Jockey Kulübü'ne verilmiştir 1950'lerden beri. Günümüzde bu çok ilginç rakamlara ulaşmıştır. Yani 2 milyar doların üstünde bir turnover'dan bahsediyorum. Bu çok önemli bir rakam. Çok büyük. Yani çok büyük bir rakam. Bu rakamda dışarıdan haksız olarak
izlenildiği gibi Jockey Kulübü'nün bir çıkarı yoktu. Jockey Kulübü bu organizasyonu bir kuruş para almadan yapar. Yöneticileri para almaz, kulüp veya dernek bu işten bir çıkarı yoktur. Zaten paranın çok kısaca anlatayım, önemli çünkü izleyiciler de şahit olsun. Yarış gelirinden toplanan paranın bir kere %59'u direkt yarış oynayanlara dağıtılır. Kalan paranın şans oyunları ve belediye vergisi çıktıktan sonra %29 kadarı Türkiye Jockey Kulübü'ne kalır. %3'ü de kamu payı olarak devlete geri ödenir. Şimdi bu %29 Jockey Kulübü'nün parası değildir. Buradaki buradan harcama. Bütün bu ikramiyeler dağıtılır, bütün bu masraflar yapılır. Bu organizasyonu sağlamak için 2000-2300 personele maaşları verilir. At yarışlarının yapılabilmesine katkı olsun diye yetiştiricilik hizmeti verilir ve sübvanse edilir büyük ölçüde kar gözetmeden. İşte bu atların gene koşabilmesi için bu pistler düzenlenir, tribünler onarılır, aklına gelebilecek her şeyi yapar bu paradan. Eğer artarsa bu %29'da, tabii 2 milyara bunu çarptığın zaman az paralar değil. Artarsa gene Jockey Kulübün olmaz. Aşağıda %3 kamu payı dediğimiz paranın üstüne eklenir ve devlete verilir. Geçtiğimiz yıllara kadar işte çocuk esirgemeydi, Kızılay'dı, savunma sanayiydi vesaire gibi isimler altında yüzde şu kadar diye bölünürken bugün artık direkt paranın %74'ü Maliye Bakanlığı sepetine gider, 26'sıyla da bu işler çeviriyor. Dolayısıyla çok ciddi devlete katkı sağlayan bir müessesedir. İki, sadece bununla kalmaz, çok ciddi bir istihdam alanıdır. Burada dolaylı dolayısıyla 200 bin kişi ekmek yer bu işten. Bir de çocuklar geliyor değil mi? Mesela diyelim Anadolu'dan çocuklar geliyor jockey olmak için. Burada ciddi eğitim alıyorlar. Hem hani at meselesi hem de normal hani okul, ilkokuldan sonra evet. Demiştin galiba. Evet, burada şunu bitireyim. Bizim böyle bir istihdam alanı yaratıyoruz. 30 bin ile 50 bin arasında buradan direkt sebeplenen insan var. Kendi çalışanımızı demiyorum. Bunlar yapılırken de bu işin yürümesi adına sorduğun gibi jokeylerin yetişmesi adına da büyük emeklerimiz var. Jockey Kulüp olarak nedir? Burada bir apranti okulumuz var. Anadolu'nun her köşesinden buraya işte küçük yaşlarda 15-17 yaşlarında vücut ölçüleri, kilosu ve boyu bu işi yapmaya uygun öğrenciler seçilir. Peki o çocuk birdenbire böyle bir yaz boy atınca, mesela size ne güzel bir 50 boyunda minyon çocuk diye geldi buraya. Ertesi yaz bir 70 çekikten oldu. Böyle istisnalar çıkabiliyor. Zavallı terk ediyor. Jockey olmaktan vazgeçiyor. Vazgeçmek zorunda kalıyor. Ama onun dışında bunlar hem binicilik konularını gayet güzel 2 yıl içinde öğreniyorlar hocalar nezaretinde. Hem de sosyal alandaki derslerini alıyorlar. Yani tarihti, işte edebiyat, matematik, İngilizce, lisan vesaire. Dolayısıyla onlar hem birer jokey olarak yetiştiriyorlar ya da jokey çırağı olarak, apranti olarak başlıyorlar. Hem de ülkeye faydalı olacak seviyede insanlar olarak bizim kontrolümüzde profesyonellerimizin bana göre ülkeye kazandırıyorlar. Çünkü sonra iyi bir jokey hayatında gayet güzel kazanıyor. Dikkat edersen jokeyler de zaman zaman bizim televizyonlarımızda da çıkarlar röportajlar falan. Hepsi düzgün insanlar oluyorlar. O geldikleri noktadan ötelere götürülüyor. Bu bakımdan da bir hizmetimiz var. Haralarımız var. Buralarda hem yurt dışından getirdiğimiz çok değerli aygırlarla at neslini ıslah etmek için, geliştirmek için çabalarımız var. Hem de onların daha sonra doğan taylarını vesaire yetiştirmek için çeşitli yerlerde, Karacabey'de vesaire haralarımız var. Sonra ürünlerimiz işte 8 ilimizde. İstanbul, İzmir, Adana, Ankara, Bursa, Diyarbakır, Elazığ gibi buralarda da 8 ilde hipodrom, şimdi Kocaeli'ni ilave ediyoruz. Yarışlar yapıyoruz. Bu konuda Pelin Tarım Bakanlığımızın ve şimdi bu mevcut bakanımızın
bir şans bizim için. Neden? Çünkü kendisi de atçı. Mesela bu atların yüksek kurulu vardır. Atçılığın daha doğrusu denetlendiği Yüksek Komiserler Kurulu diye. Daha önce orada üyelik yapmış. Atı ve atçılığı bilen. Bu bakımdan şanslı sayıyoruz kendimizi. Yani dilimizden daha kolay anlayan bir bakan, siyasetçi. Çünkü tamamen patronaj onların, yani Tarım Bakanlığı'nın patronajında yapıldığı için çok önemli. Bu tabii işe o sıcak bakan ve bakmayan bakan bizim için çok önemli. Senin programın vesilesiyle de kendisine atçılığa katkılarından dolayı siyasetini paylaşırız paylaşmayız ama atçılığa büyük katkıları hakikaten bir vakadır yani. Şimdi reklama girmemiz lazım. Tamam. Birazdan devam edeceğiz. Birazdan Demir Karahan'la konuşmaya devam ediyoruz. Komşu, burada yeni nallar geldi. Evet, bunlar, alüminyum nallar. Bu, şimdi ben merak ediyorum, bunlar atın ayakkabısı ya, yüzeye göre yani mesela çim olsun, taş olsun falan, nal cinsi değişiyor mu? Değişiyorlar. Biz pek genel anlamda atçılar itibar etmiyor. Yani hepsi aynı nal, kumda da koşuyorsa, çimde de koşuyorsa pek de önem vermiyoruz ama bu nallar değişiyorlar. Üstelik atın tırnağına göre değişiyor nallar. Yani işte atın neydi o? Mayası var. Mayası. Şöyle bir üçgen var ya, hı-hı, altında yumuşak ona doku. Maya deniyor. O maya. Öbürü de bizimki gibi tırnak, duyarsız yani. Orada sinir yok. Yani orada insan hakları ya da hayvan hakları, pardon, insan gibi görüyorum. Olsun. Bir şey diyemezler çünkü hissetmiyor. Bizim dediğin gibi tırnak. Yok, ayağı acımıyor. Çünkü yere şey burada, maya da bunun içinde yukarıda, yere bu basıyor. Atın bir şeyi kuma değmiyor genelde. Ama bazı atların tırnak yapısı da anomaller olabilir. Onun mayası yere yakın olabilir. O zaman da contalı nallarımız var. Yani şurasında lastik bir conta var. Onu biraz daha geride bıraksın diye. Ökçeli ayakkabı gibi. Mahmuzlu, buraları böyle kıvrık nallar var. Atın ayak yapısına göre işte demir nal var, alüminyum var. Ki tarihte demirmiş. Yani demirmiş. Ben biraz... Eskiden tabii bu yok. Bak şu çok enteresan geldi bana, sadece tarihi parantez. Ben mesela bu nereden çıktı diye bakınca tabii ki kimse %100 bilmiyor. Ama büyük bir ihtimalle Orta Asya ve o bölgede eskiden atlara bir şey giydiriliyormuş. Çünkü toplumun malum çok önemli bir parçası. Sonra Avrupa'ya geldikten sonra böyle nallar çıktı deniliyor. Çünkü iklim çok daha ıslak, serin. O nal, ya daha doğrusu nal olmayınca at, o yüzeyle bir şey, hızlı koşunca vesaire yıllar içinde erozyona uğruyor. Ve dolayısıyla atları korumak için nal geliştirildi gibi bir şey söyleniyor. Çok doğru olması lazım. Neden? İnsanın evrim teorisinde de var bu. Yani kullanılan organlar kalıyor, kullanılmayanlar gidiyor. Evet, işte, kuyruğumuz yok mesela bizim, yok, şu anda. Yok, gitmiş. Yani işte, ucunda bir lokma bir, evet, şey kalmış. Evet, senin yaşamanı kolaylaştıracak şekle milyonlarca yıl içinde dönüşüyor. Bu da buna benzer bir şey anlattın. Olabilir, çok mantıklı. Yani bu bakımdan nalın tam ne zamandan çıktığı, nereden çıktığını bilmiyorum ama işte bütün biraz önce konuştuğumuz doğrultuda var. Atlara da çok faydası var. Çünkü bu nal olmadan koşamaz at. Yani tabiatta vahşi atlar başka. Mustangler falan. Onlar başka ama burada at zorlanıyor. Yani büyük bir sürat kazanıyor. O süratte de otomobil lastiği gibi dayanıklı olması lazım ayağının. Kırılmasın diye o darbeler alıyor yüzlerce kilo ön ayaklarına. Tırnakları kırılabilir vesaireyi bu önlüyor. Bu şart yani. Komşucuğum, yanlış bilmiyorsam sizin bu gazi koşunuz çok önemli değil mi? Her sene tabii. Onunla ilgili haberler okuyorum. Doğru. Bu sene 87.sini yapacağız gazi koşumuzun. Hem Mustafa Kemal'e bir gönderme olması bakımından çok önemli. Aynı zamanda da bu ülkede hakikaten hiç ara verilmeden süren bir etkinlik olduğu için çok önemli. Bu yıl biraz daha kapsamını genişletelim dedik. Bir gün önce gençlere, biz 18-24 yaşa çok önem veriyoruz
hipodroma çekmek için onları. Evet, çünkü burası birazcık çağrışım olarak hani aristokrat sporu, böyle şapkalı şık kadınlar falan değil mi? Değil mi? Biraz böyle hani genç imgesi olmuyor pek. Kesinlikle öyle olsun diye biz burada geniş piknik alanlarımızı açtık insanlara. Geliyorlar, doluyorlar, bir gün seni gezdiririm. Ana baba günü oluyor. Gençlerimiz de buraya gelsin. Gazi'den bir gün önce onlara bir R&B sanatçısını Amerika'dan, Florida diye çok ünlü. Hakikaten yurt dışında yıkılıyor konserleri. Onu getiriyoruz. Burada bir konser yapacak gece. Bir sonraki günde Gazi 30 Haziran Pazar günü. Burada hem inanılmaz heyecanlı ve prestijli koşusunu yapacağız, ödül törenini yapacağız. Hem de o günde saha etkinlikleri yapacağız. Burada çocuklara yönelik, insanlara yönelik. Yani burayı o gün çok yüksek seviyede yaşatmak istiyoruz her şeyiyle. Profesyonellerimiz çok güzel hazırlandılar. Umuyorum ve istiyorum bütün İstanbul buraya gelsin. Her yıl zaten çok büyük kalabalıklar geliyor Gazi Koç'ta ama bu yıl daha da fazla gelsin. Gençlerimiz de gelsin. 30 Haziran'da hep birlikte Gazi Koç'unu Mustafa Kemal'i anarak kutlayalım, koşalım. Böyle bir hedefimiz, amacımız var. Zaman daraldıkça da bizim de heyecanımız artıyor elbette. Sizi de bekliyoruz. Kesinlikle. Evet. Ben özellikle hayvanseverler ve hayvanla iletişim kuran bir insan olduğum için şunu söylemek istiyorum. Sanıyorum çocukların bir hayvanın gözünün içine bakma, onu okşama, onunla vakit geçirme meselesini onları daha iyi insan yapacağını %100 inanıyorum. Çünkü ancak hayvanlarla iyi iletişim kurabilirsek insanlarla da kurabiliriz. Çok doğru. Ve buraya eminim çocuklar geliyordur değil mi? Yani mesela çok. Engelli çocuklardan falan bahsediyorsun. Onlara rehabilitasyon, yani bizim gördüğün küçük ponilerimiz var. Engelli çocuklarımıza onlara hocalar nezaretinde bindirip gezdiriyoruz. O kadar iyi geliyor ki onlara. Ki, buradan bir mutlu gidiyorlar Pelin, inanamazsın. Çok önemli. Evet. Şimdi mesela tarihimizde de var. Derler ki bir hadis-i şerifte mi? Ne, çok da iyi bildiğim şeyler değil ama at alamıyorsanız komşunuzun ahırından bir pencere açıp atın nefesinden payınızı alın gibi. Yani uğuru, bereketi vesaire için. Gerçekten bu, yani çocuklar gelsinler buraya, ata dokunsunlar. O touch çok önemli bir şey yani. Yani bir hayvanla insan arasındaki o dokunma da çok önemli bir şey. Çünkü yani neticede bu hayvan hakları koruyucularına falan büyük saygı duyuyorum. Tamam, insanın yorum yapma gibi diğer hayvanlardan farklı bir kabiliyeti var onu üstün kılan elbette ama onlar da bu dünyanın ortakları bizim gibi. Onlara hak ettikleri değeri insanoğlunun da vermesi gerektiğini düşünüyorum. Bilirsin bu Siyah İnci kitabı. Evet. Ben çocukluğumda okuduğumda çok etkilenmiştim ama öğrendim ki hayvan hakları ile ilgili o kitap sayesinde pek çok şey yapılmış. Çünkü o kitap ilk yazıldığında yazan da Anna Sewell, yürüyemeyen, hani evde yaşayan bir kadın, çocuklukta bir kaza geçirmiş. Dolayısıyla kadın onu birkaç sene içinde yazdıktan sonra 5 ay sonra da ölmüş, kitap yayına girdikten sonra. Ama o 5 ay içinde bile inanılmaz popüler olmuş. Ondan sonraki yıllarda İngiltere'de, Amerika'da işte hayvanlara işkence yapılmasın, atlara kötü davranılmasın diye kitaptan öğrenip insanlar, hı hı, harekete geçmişler. Dolayısıyla bir kitap bile aslında etrafımızdaki diğer yaratıklara, varlıklara saygı, evet, duymamızı, evet, bile sağlayabiliyor. Bu arada sen konuşurken aklıma başka bir şey geldi. Bizim Jockey Kulübümüzün başkanının bu hafta sonu pazar günü Beşiktaş Kulübü'ne başkan olmak gibi bir adaylık yarışı var. Umarım bu program at ve nal ona uğur getirsin. Biz onu çok sevdiğimiz için tabii kazanmasını arzu ediyoruz. Beşiktaş için de umarım en iyisi olur. Ona da uğur getirir. Atlar, nallar, değil mi? Evet, bu istersen şöyle yukarı doğru tutup, evet, ona... bunu böyle tutalım. Uğurlar bunun böyle neden tutuluyor? Çünkü gelenek, uğurlar, şanslar bunun içine doğsun, dökülmesin diye. Böyle asanlar var, onlara da diyorlar ki ya bu tutmaz ki uğur. Aşağı düşecek. Evet, boşalır hepsi diye. Biz gene böyle tutalım. Umarım bu armağanımız sana da hayatın boyunca uğur getirir, en güzel yaşamı sürersin, teşekkür hak ettiğin ederim. Şekilde. Çok teşekkür ederim.
Bu vesileyle babacığına da çok saygılarımı ilet annene. Söyleyeceğim, teşekkür ederim. Şimdi programın başında bir ipucu vermiştik. Bu ipucunun cevabını şimdi size veriyoruz. Yine hatırlatayım, renkahenk.habertürk.tv'ye cevaplarınızı göndermiştiniz. Buradan size çok sevdiğim bu Turgenev kitabını hediye edeceğiz. Çok az zamanımız kaldı, o yüzden sana son bir şey sormak istiyorum. Ülkemizin içinde bulunduğu bu heyecanlı günlerde, özellikle senin de oğlunun ismi Özgür olduğu için bunu sormak istiyorum. Özellikle gençlerin ne kadar aslında duyarlı olduğu, ne kadar seslerini çıkarttığı, Gezi'de neler olduğunu hepimiz yaşıyoruz ve ben şahsen çok heyecanlanıyorum. Sen de attan yola çıkarak, çünkü bana göre at özgürlüğün de sembolüdür. Bu konuyla ilgili kısa bir şey söylemek istersen mutlu olurum. Bir boyutu özgürlük bu anlattıklarının, diğer boyutu da barış. Benim en küçük oğlum Özgür, onun bir büyüğünün de adı Barış. Bu bakımdan çok önem vermesem çocuklarıma bu isimleri takmazdım. Evet, bu ülkenin hem barışa hem özgürlüğe çok ama çok ihtiyacı var. Sonuna kadar ihtiyacı var. Bu konuda hiçbir etnik fark, siyasi fark, sosyal statü farkı hiçbir şey gözetmeden, rengini, dilini hiçbir şeyi ayırt etmeden sonuna kadar insan olduğumuzun bilinci içinde, dayanışma içinde, barış ve özgürlük içinde gelecek günlere umutla bakmak istiyorum. Çocuklarımız adına ve bu ülke adına. Ben o çocukları gördükçe zaten çok umutlanıyorum. Çok güzel şeyler olacağını düşünüyorum. Bunlar yani siyasi bakmamak lazım. Çok doğal tepkiler bunlar. Abartanlar ve provoke edenleri ayrı tutuyorum. O ayrı bir inceleme konusu. Ama her şey onların kafasına atıp da çıkılmaz. Evet, o çocuklara da onların yalan yanlış şeyleri olabilir. Boşu boşuna suç yüklemeye sebep olabilir. Yoksa Gezi Parkı'nda herkes de aynı fikirde zaten. Ayrı görüşte olsalar bile onlar doğal bir tepkilerini dile getirdiler. Beğeniriz, beğenmeyiz. Benim çok hoşuma gidiyor. İnsanların tepki vermesi güzel bir şey. Evet. Koyun gibi bir milletten, bir sürü mantığından kime ne fayda gelir Allah aşkına? Çok teşekkür ederim. Bu notla kapatmamız gerekiyor. Biz daha detaylı, ben yarışa kalacağım ve konuşuruz. Konuşacağız. Tamam. Ama şimdi buradan veda etmek zorundayız. Çok teşekkürler. Haftaya görüşmek üzere.